Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer sizlere nasıl mesleğiniz olmadan yani boğda mesleğiniz olmadan nasıl aslında zengin olabileceğinizi göstereceğim. Çok basit bir yöntem. Sadece birazcık sabır gerektiren bir yöntem. Normalde ben hep diyordum hani mining, herbalism kılsın vesaire. Hala da zaten bunu savunuyorum. Her ne kadar oyundaki ekonomi birazcık cortlamış olsa bile. Burada göstermiş olacağım yöntemle hiçbir şekilde mesleğe sahip bile olmanıza gerek yok. Hani siz diyorsanız ya yap ben bu taşları maçları cartları curtları farmlayamam. Ya da çiçekleri böcekleri falan farmlayamam. Ben rahat rahat oynamak istiyorum. Karşınızdaki yöntemle size birkaç tane klip ekledim. Bu klipleri görürsünüz. Bu birinci ve ikinci klipte göreceksiniz ki bunlar hep birer saat arayla, yani birer saatlik farmlarla çektim. Bu birinci ve ikinci klipte göreceksiniz ki saatte işte 5000, 7000 gold gibi miktarlarla karşılaşıyoruz. Ama aynı zamanda tabii orada normal bir şekilde taşlarımı da farmladım. Benim Warrior'ımda eğer bilmeyeniz varsa benim Warrior'ım mining'le Blacksmith. Blacksmith'i hala silmedim. Üşendim onu silmeye. Sonra bir de Herbalism kasmaya. Zaten hani görüyorsunuz zaten gold ihtiyacım da olmadığı için o zahmette bulunmadım. Şimdi diğer iki klipte de sırf bu şimdi birazdan bahsedeceğimiz farmı odaklı kastım. Ve görüyorsunuz ki saatte birinde 11 bin, diğerinde de bittiğinde hani şeyde ekrana gelecek zaten göreceksiniz. 15K aldım. Ve bunu nasıl yapıyor? Şimdi öncelikle ben bu videoyu şimdi hani çekmeden önce birazcık farmladım. Görüyorsunuz ki üstümde hani bir sürü çöp var. Tamam, zaten üstünde böyle bir şey olduğu zaman böyle bir altın zımbırtısı olduğu zaman görüyorsunuz ki bunların çoğu çöp yani. Arada işte flasklar, masklar var. Onları AH'de satabiliriz. Bir de tabii gri itemler var. Onlar 5 gold'la işte 7 gold, 11 gold, 17 gold falan aralarında. Şimdi bunlara bir şeyimizde bir satalım. Otomatik zaten gidiyor. Şunları da satalım. Şimdi burada bir de şu flaskları AH'de satarız. Bunlara dokunmayalım. Bunu hiç uğraşmayacağım. Bunu sat gitsin. Bu tamamen çöp. Bu kalsın. Bu kozmetikleri de satabiliriz. Çünkü zaten hani onları zaten topladım. Bir de bu gri itemleri de satalım. Ve şimdi totalde ne kadar elde ettiğimizi görelim. Totalde 13.662 gold elde etmişiz. Gayet güzel bir miktar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Dostlar bakın. Benim üstümde bulunan bir Expedition Shovel var, tamam mı? Bunlar 20 charge'dan oluşuyor. Bunları Blacksmith arkadaşlarımız yapabiliyor veya AH'den satın alabiliyorsunuz. Hani illa ki AH'den satın almak zorunda değilsiniz. Biliyorsunuz ki şurada aşağıda Dragonscale kampimiz var. Direkt oraya doğru uçuyorum zaten. Göstermek için. Oraya gittiğimiz zaman alacağımız, hani ben size şöyle önereyim. Çantalarınızı komple boşaltın, tamam mı? 2 veya 3 sıra halinde bu küreklerden alın. Buradan alacağınız kürekler sadece 5 charge'lık, yani 5 kere şey yapabileceksiniz. Bu yerdeki toprağa falan hani kazıyabileceksiniz. Şuraya geldik mi? Buradan bunları alabiliyorsunuz. Zaten sadece 15 tane şey istiyor. Bu Dragon Island Supplies zımbırtılardan istiyor. Bunlar da zaten işte quest'tir, bilmem nedir, açacağınız kutudur falan, fişman hepsinden çıkıyor yani. Hiç dert etmenize gerektiren bir durum yok. Aynı zamanda şimdi hazır buradayken de şunu da göstereyim. Mesela diyelim ki ne bileyim belli başlı itemleri upgrade etmeniz için yani şey istiyor sizden. Belli başlı malzemesi. Öncelikle bu Flight Stone'lardan istiyor. Daha sonra bir de bu
şu Weblings Dreaming Crest'ten istiyor. Bunları zaten fullediğiniz zaman bir de geriye bunlar var. Bunlar da işte mitik artı 6 ve artı 10'lardan falan çıkıyor. Tabii bunun bir de daha yüksek varyasyonu var ama diyelim ki bunları yapmıyorsunuz, tamam mı? Bu yöntemle yapacaksınız. Ne yaparsınız? World Quest'leri falan hiç saymıyorum bile. Şimdi bununla şunu bir tamamlayalım. Zaten çünkü bak görüyorsun, bu fullendiği zaman, burası fullendiği zaman bize bir kutu verecek. Şunu hemen şey yapalım. Zaten üstümde 520 tane var. Hani tamamlarız bunu. Bunları aynı zamanda hafta başında mesela size diyor ya işte gidin ne bileyim 3000 rep farmlayın Dragon Island'de. Bunları verdiğiniz zamanda da geçerli olacaktır. Şimdi şunları tamamlayalım. Ha tamam bitti süper. Şimdi böyle bize bir epic kutu veriyor. Bu epic kutunun içinde de görmüş olduğunuz gibi 1000 gold veriyor ve her seferinde 4 tane Drake Streaming Crest veriyor. Yani bizim upgrade malzememizden açıkçası ondan veriyor. gelelim şimdi bu farmlayacağımız şeylere. Bakın önemli bir dipnot açayım burada. Bun olayı farmlayabilmeniz için, tamam mı? Şunlar değil. Bak bu Disturbed 4 var ya, bir de şey de var. Bunları haritada görebiliyor muyuz? Yok göremiyoruz. Bu Expedition Pack'ler falan var. Çantalar yani, küçük çantalar. Dragon Scale ile o kürekleri şey yapabilmeniz için, pardon, çantaları Expedition Scout Pack'leri açabilmeniz için Dragon Scale Expedition ile rank 2 olmak zorundasınız. Zaten quest yaparak her türlü bu rank 2'ye ulaşırsınız. Bir de bu hani kürekle kazmak için Dragon Scale Expedition'ı rank 5 olmak zorundasınız. Üçüncüsünde de yani bir toplayacağımız, farmlayacağımız şey daha var. O da zaten herkes yapamadığı için çünkü herkes bunları farmlamıyor bu zımbırtıları. İskara Tusker'lara geliyoruz. Burada da rank 27 olmak zorundasınız ki Tusker Tackle Box'ları açabilirsiniz. Tamam mı? Bu Tusker Tackle Box'lar gerçekten içinde görmüş olduğunuz gibi yani hep gri itemler falan çıkıyor ya da işte hep çöp falan çıkıyor. Bak burada mesela. Ama işte zaten bizim amacımız o. Bizim amacımız çöp toplamak. Başka bir şey değil yani. Hani bunu eğer belli başlı bir rotasyonu var tabii bunun da. Bu rotasyondan ilerlediğiniz takdirde bir saat içinde hani sırf bu zımbırtıları farmlarsanız bir saat içinde yaklaşık bir 10.000 gold şey yapabilirsiniz. Ha, bunu mesela diyelim ki bir gün boyunca yaparsanız, tamam mı? Mesela 10 saatlik bir süre diyelim. 10 saatlik bir sürede bunu eğer yaparsanız elde edeceğiniz gold miktarı 100.000'i aşar. Bunu da bir günde yapıyorsunuz. Yani düşünün. Bir de işin en güzel yanı da size hani bahsetmiştim daha önce işte Druid açın hani cebinize koyun gibilerinden. Mesela Druid'iniz varsa böyle rahat rahat hiç mount'a binmeden uçabilirsiniz ve bu zımbırtıları toplayabilirsiniz. Ben mesela her seferinde mount'umdan iniyorum, biniyorum, iniyorum, biniyorum. Bir de bu ejderhalarda sürekli hani bir vigor olayı var ya bitiyor işte çünkü sürekli in kalk in kalk yapıyorsun. Burada bu yok. Hani Mountain'da böyle bir durum yok. Mesela bu toprakları işte dediğim gibi topluyorsunuz. İçinden zaten görüyorsunuz. Bu zımbırtılar falan çıkıyor. Bak 87 gold işte 30 gold falan. Burada da bir sürü aşağıda topraklar var ama ben şeyleri de göstermek istiyorum. Acaba respawn'ladı mı? Bir bakayım. Şurada var mı bir tane? Evet. Bakın bu tackle box'lar bunlara benziyor. Bunları açıyorsunuz. İçinden işte bu zımbırtılar çıkıyor. Hani bu deniz kabuklarını da açtığımız zaman içinden yemeklik malzeme falan çıkabiliyor. Bir de pearl böyle bir tane 4-5 gold edecek bir zımbırtı çıkıyor. Ben onları hep satıyorum. Kullanmıyorum yani. Bunları mecburen kesiyorum çünkü şu şeydeki kutuyu açmaya kalkıştığım zaman
agrosunu alıyorum. İçinden görmüş olduğunuz gibi hani balık falan da çıkıyor. Ben malzemeleri özellikle satmadım dostlar. Yani ben bu malzemeleri özellikle satmadım ki hani şey demesinler. Yok işte sen bu Awakened orderları bilmem ne recartları curtları sattın öyle yaptın o parayı. Yok efendim öyle yapmadım o parayı. Sırf bu zımbırtıları toplayarak yaptım. Hani bundan önceki videoyu eğer izlerseniz bu Dragonflight olmadan hani Gold Farm videosunu izlerseniz orada zaten inventory'imi açıyorum. Orada zaten görürsünüz. Totalde ne kadardı? 1 milyon aman 2 milyon 160 bin gold mu? 165 bin mi? 4 mü? İşte o civarda bir şey bir gold vardı ve şu anki gold miktarını görüyorsunuz zaten. AH'ye baktığımız zaman önce bir şu bow token'a bakalım. 338 binde şu anda. Ben bu malzemeleri hepsini satmaya kalksam mesela diyelim ki bunlar zaten ucuz. Bunlar para etmiyor. Awakened Frost'lara bakalım. Totalde elime geçebilecek para 2700. Air'lardan 4000, 4200. Awakened Order'lar 299 gold tanesi. Yani neredeyse 90 bin gold buradan elde edebilirim. Awakened Earth'lardan bayağı bir topladım. Fark attı yani sürekli bunlardan çıkıyor. Bu da neredeyse 40 bin gold ediyor. 18 bin burada. 4500 burada. 16 bin hatta 17 bin de diyebiliriz. Tabii ki bu Severed Ore'lar 5 para etmiyor. Hani 3705 tane var üstünde rank 2 olanlardan 2200 sadece ediyor. Bunlar önceleri çok çok daha fazla ediyordu dostlar. Hani ama önceleri düşünmemize gerek yok. Yani önceleri kafamızda kurcalamamıza gerek yok. Bu sadece bizim moralimizi bozar. O yüzden hani eğer geçen seneki videolarımı izlerseniz, geçen sene bu zamanlarda da bu tarz bir video yapmıştım. Orada zaten fiyat farkını görürsünüz. Yani bu Awakened'ler 2000 gold falan tanesi gidiyordu. Hani hatta 2000 üstü. Yani çok arada gerçekten çok çok büyük bir fark var. Ama yani dediğim gibi bu yöntemi yaparsanız, bu yöntemi uygularsanız herhangi bir mesleğe gerek kalmadan en baba yöntem bence bir tane druid açın. Druid ile bu şekilde farmlayın. Çok daha verimli farmlarsınız. Çok daha hızlı farmlarsınız. Bu kutuların işte toprağın vesairenin genelde spawn hani respawn time'ı 30 ile 60 dakika arasında tekrardan respawn oluyor. Eğer bir karakterinizle hani diyelim ki topladınız her şeyi topladınız yaptınız. Acaba hani tekrar bir diğer karakterinize girip toplayabilir misiniz? Onu denemedim açıkçası. Bak burada dürüst olayım. Onu denemedim. Bilmiyorum. Hani isterseniz bir deneyip kendiniz görürsünüz. Eğer öyle bir şey varsa bu bilgiyi kendinize saklarsınız ve kendiniz faydalanırsınız bu yöntemden. Ben bilmiyorum. Denemedim çünkü. izleyeceğiniz rota da şu şekilde. Şimdi Valdraken'den başlarsınız, tamam mı? Buradan böyle aşağı doğru işte bu şuradaki etraftaki zımbırtıları toplarsınız. Yani şöyle. Hani ben özellikle bu haritayı açmıyorum çünkü bir sürü addonlarım olduğu için Handy Notes falan bilmem bir sürü karma karışık şeyler gösteriyor. O yüzden de hani normal bir şekilde göstermek istiyorum. Hani bu Valdraken'den aşağı doğru uçarsanız buraya. Şu dere kenarından, tamam mı? Bu dereden Azur Span'a giriş yaparsınız. Bakalım Azur Span'da addonlarla bu kadar karışık gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bu kenarlardan uçarsınız. Tabii eğer mining falan yapacaksınız. Sonra şimdi önemli olan noktalar burası. Şu dereden aşağıya boyunca kutular spawn olabiliyor. Bu Tusker kutulardan bahsediyorum. Onlar spawn olabiliyor. Aşağı doğru uçuyorsunuz. Özellikle bu bölgede aynı zamanda değerli madenler işte Titan Touch ne bileyim Dracorium işte Servet falan bilmem ne hepsi bunlardan buralarda var. Şu dereden tekrar birazcık yukarıya doğru uçtuğunuz zaman ta bu şelaleye kadar yine kutularla karşılaşabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Sonrasında bu bahsetmiş olduğum değerli olan madenleri söylediğim yerden bu dereyi takip ederseniz yine hayvan gibi kutularla karşılaşabilirsiniz. Buradan buraya geçiş yaptığınızda da burada da yine Titan Touch zımbırtılar çıkabiliyor. Madenler ve çiçekler de hani aranızda çiçek farmlayan da varsa. Buradan ilerlersiniz bu derenin aşağısında yine kutular var. Şu bölgede de yine kutu var. Sonrasında şu aşağıdaki görmüş olduğunuz işaret var ya bilmem ne toprak diye.
Buradaki toprağı açtıktan sonra şu dereyi takip edebilirsiniz. Burada dere ikiye ayrılıyor. Her iki yanda da kutular mevcut. Toplayabilirsiniz bunları. Burayı da tamamladıktan sonra Onaran Plains'e giriş yapabilirsiniz. Onaran Plains'teki bütün dere kenarlarında, yani görmüş olduğunuz bütün dere kenarlarında hepsinde o kutular mevcut dostlar. Onları farmlayabilirsiniz. Shores'ta şöyle bir durum var. Evet, Waking Shores'ta yine bu taraflarda özellikle kutu mevcut. Aynı zamanda işte topraktır, işte o şey, bu daha demin söylemiş olduğum neydi bu adı? Bu Expedition Scout pack'ler falan, bunlar da yine şey, buralarda çok var. Ama Waking Shores'u çok fazla sevmiyorum. Sebebi de çok fazla mağara giriş var. Yani sürekli mağaranın içine giriyorsun, çıkıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Bu da tabii belli başlı bir hani zaman kaybına uğrattırıyor. Hani diyorum ya, hani eğer hedefimiz 1 saat içinde bu 10.000 gold'u yapmaksa eğer, o zaman Waking Shores'u çok fazla önermiyorum. Hani yine girebilirsiniz tabii, çiçek miçek falan toplayacaksanız girersiniz. Özellikle de mesela şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Gidersiniz, önce bütün her şeyi temizlersiniz, toplarsınız. Topladıktan sonra da Waking Shores'a girip farmınızı yaparsınız. Hani respawn olana kadar diğer malzemeler, veya yine aynı rotadan hani bu zımbırtların etrafında, bu işte bölgelerin etrafından uçarak o şey malzemelerini, mining'dir, herb'tir vesairedir, o malzemeleri toplarsınız. Sonra Valdrakken'e geri dönersiniz mesela. Üstünüzdeki itemleri satar, tekrar yolculuğunuza başlarsınız. Hatta şu şeylere de bir bakalım. Bendeki shovel'lar AHD ne kadar, onlara da bakalım. Hani şu Dragonscale Camp'te hani beleş, hani neredeyse beleşe alıyorsunuz. Hani 15 tane resource istiyor. Bunlar ne kadar merak ediyorum. AHD bir aratalım. AHD 60 gold. 60 gold'u alabilirsiniz. Hani şu anki fiyatı 60 gold. 20 tane charge istiyor. Ya da mesela başka bir şey daha yapabilirsiniz. O da şöyle ki, eğer ki dediğim gibi bir şeyiniz varsa, blacksmith arkadaşınız varsa, o sizin için craftlayabilir. Ya da burada millet, çünkü şuradaki günlük görevi yapıyor. Bak burada mesela günlük görev ne diyor? İşte blacksmith'in crafting order'ını tamamla diyor. Orada belli başlı bir rep farm diyor insanlar. Burada mesela gelip bunu burada aratabilir miyiz ya? No receipt found. Yani bunu, tamam, bunu da öğrenmiş olduk. Demek ki bunu burada yapamıyoruz. Yapacak bir şey yok. O zaman ya AH'den alırsınız, ya bir blacksmith arkadaşınızdan rica edersiniz. Hatta malzemelere de göstereyim ne istiyor. Yok, bu değil. Burada ne istiyor, ne istiyor bir bakalım. 10 tane Severed Ore istiyor. 2 tane de Primal Flux istiyor. Bu Primal Fluxlar yanlış hatırlamıyorsam 15 gold tanesi. Bir bakayım tekrardan. Yok. Evet, 14 goldmuş. 14 gold şey yaptığınız zaman, İki tane, bir de yani 30 küsür gold'a denk geliyor. Bir de o Severed Ore'lar zaten sudan ucuz. Onları da AH'den alabilirsiniz. Yani öyle dostlar. Benim bu yeni keşfetmiş olduğum farm yöntemi bu. Hani kendiniz deneyebilirsiniz, görebilirsiniz, test edebilirsiniz. Bu zaten hani videonun başında dediğim gibi, özellikle videonun başına koydum. O klipleri tekrar izleyebilirsiniz. Burada bir parantez açıyorum, biliyorum hoşunuza gitmiyor tekrarlıyor olmam, ama yine de söyleyeyim. Birinci ve ikinci klipteki yöntemle aynı zamanda bu orları falan da topladım. O yüzden hani 10.000 gold etmiyor. İkinci ve üçüncü klipte de sırf ve sadece o kutuları açmaya oynadım. Yani hiçbir şekilde haritaya bakıp hani şurada Titan Touch var, şunu alayım falan, öyle bir durum yok. Sırf
şeylere, kutuları açmaya oynadım. Hem kutuları açmaya, hem o scout pack'leri açmaya, hem o toprakları açmaya oynadım. Onları zaten farmladığınız zaman bu özellikle bu Dragon Island artifact zımbırtısı çok geliyor. Yani hayvan gibi farmlayabilirsiniz ve o rap şeyini de bu rap zımbırtısını da sürekli olarak doldurabilirsiniz. Sürekli olarak doldurabilirsiniz. Ve oradan da zaten hani dediğim gibi para geliyor zaten. Yani doldurduğun zaman bin gold'u alıyorsunuz. Sonuç bu yani. Birkaç gün öncesine kadar 2 milyon 160 binken şimdi 2 milyon 411 bindeyiz. Hani kanıt olsun diye malzemeleri de satmadım. Gerisi de size kalmış dostlar. Eğer varsa sorunuz, arzunuz vesaire yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beni unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.